Bozüyük Atık Su Arıtma Tesisi, Bilecik ili Bozüyük ilçesi atık sularının arıtılması maksadıyla Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yaptırılmıştır. 2 kademede inşa edilecek tesiste günlük yaklaşık 40.000 metreküp atık su arıtılarak çevreye zararsız hale getirilecektir. Kanalizasyon şebekesiyle toplanan atık sular yine Devlet Su İşleri tarafından yaptırılan yaklaşık 4.8 kilometrelik kolektör hattıyla taşınarak arıtma tesisine iletilir. Bozüyük Atık Su Arıtma Tesisi ileri biyolojik arıtma prosesi esas alınarak tasarlanmıştır. Arıtılan atık suların sulamada kullanılması amacıyla hızlı kum filtresi ve ultraviyole sistemlerinden oluşan dezenfeksiyon ünitelerinin tasarımı da gerçekleştirilmiştir. Tesis aynı zamanda yenilenebilir enerji teknolojisine de sahiptir. Tesis enerji ihtiyacının tamamını karşılayacak, şebeke hattıyla yedekli çalışabilen güneş enerji besleme sistemi tasarlanmıştır. Kolektör hattıyla toplanan atık su ilk olarak tesisin giriş yapısına alınmakta ve buradan ön arıtma ünitelerine iletilmektedir. Atık su öncelikle mekanik temizlemeli kaba ızgaralardan geçirilerek içerisindeki iri malzemelerin tutulması sağlanır. Buradan mekanik temizlemeli ince ızgaralara iletilen atık su da kaba ızgaralarda tutulamayan daha küçük boyutlardaki malzemeler tutulur. Kaba ve ince ızgaralarda tutulan malzemeler, helezon konveyörler yardımıyla çöp konteynerlarına aktarılarak tesisten uzaklaştırılır. Izgaralardan geçirilen atık su, içerisinde bulunan çökebilir nitelikli kum, çakıl gibi inorganik malzemelerle yağ, gres gibi yüzücü maddeleri uzaklaştırmak amacıyla havalandırmalı kum ve yağ tutucu ünitelerine iletilir. Blower denilen hava sağlayıcılarla temin edilen hava, kum tutucu ünitelerinin uzun kenarı boyunca yerleştirilen boru tip difüzörlerle sisteme verilerek suya helezonik bir akım sağlanmış olur. Kum, çakıl gibi malzemeler özgül ağırlıkları ve verilen havanın etkisiyle çöktürülerek tabanda tasarlanan kum haznesinde toplanır. Hareketli köprüye monteli pompalar vasıtasıyla bu hazneden alınan kum su karışımı önce kum kanalına ve oradan da kum ayırıcıya iletilir. Kum separatörü olarak da adlandırılan bu ekipmanda kum ve su birbirinden ayrılır. Kum sistemden alınarak bertaraf edilmek üzere tesisten uzaklaştırılır. Oluşan süzüntü suları ise ön arıtma ünitelerine verilerek sisteme dahil edilir. Ünitelere verilen hava, aynı zamanda yağ ve gres gibi yüzücü malzemelerinde yağ kanalları yüzeyine taşınmasını sağlar. Yüzeye çıkan bu malzemeler hareketli köprüye monteli sıyırıcı paletler yardımıyla sıyrılarak yağ rögarlarına iletilir ve bertaraf edilmek üzere tesisten uzaklaştırılır. Ön arıtımı tamamlanan atık suyun debisi ölçülür ve biyolojik arıtımın sağlanması amacıyla öncelikle biyofosfor tanklarına iletilir. Biyofosfor havuzları seri veya paralel olarak çalışabilecek şekilde 3 havuz olarak tasarlanmıştır. Ön arıtım ünitelerinden geçirilen atık su geri devir çamuruyla bu tanklarda karıştırılmaktadır. Havuzlarda belirli bir akış hızı sağlanarak çökelmeyi önlemek amacıyla her bir havuza dalgıç karıştırıcılar yerleştirilmiştir. Bu havuzlara hava verilmeyerek mikroorganizmaların bünyelerindeki fosforu atık suya bırakmaları sağlanır. Böylece biyolojik fosfor gideriminin birinci basamağı gerçekleştirilmiş olur. Biyofosfor havuzlarında işlem gören atık su, bir dağıtım yapısıyla havalandırma havuzlarına alınır. 4 tank olarak tasarlanan bu havuzlardaki kapaklar, kanallar ve iç sirkülasyon pompaları vasıtasıyla sistemin A2O, Bardenfo veya kademeli besleme prosesleriyle esnek olarak çalıştırılması mümkün olabilmektedir. Biyolojik arıtımın temel ünitesi olan havalandırma havuzları için gerekli olan oksijen, blowerlar yardımıyla sağlanarak havuz tabanına döşenen ince kabarcıklı membran difüzörler yardımıyla havuzlara iletilir. Ayrıca bu havuzlarda belirli bir akış hızı sağlanarak çökelmeyi önlemek amacıyla her bir havuza karıştırıcılar da yerleştirilmiştir. Bu havuzlarda atık suda bulunan ana kirleticilerden karbon, mikroorganizma bünyesine taşınır. Ayrıca mikroorganizmaların biyofosfor havuzlarında atık suya saldıkları fosforun daha fazlasını burada bünyelerine tekrar almasıyla fosfor gideriminin ikinci basamağı da gerçekleştirilmiş olur. Azotun biyolojik yolla giderilmesini sağlamak içinse ardışık olarak hava verilmeyen denitrifikasyon ve hava verilen nitrifikasyon bölgeler oluşturulur. Böylelikle azot gaz formuna çevrilip atmosfere verilerek giderilir. Atık su, havalandırma havuzlarından bir dağıtım yapısıyla son çökeltme tanklarına iletilir ve bu tanklarda belirli bir süre bekletilerek bünyesinde kirliliği barındıran mikroorganizmaların yerçekimi etkisiyle havuz tabanına çöktürülmesi sağlanır. Son çöktürme yüzeyindeki arıtılmış atık suysa havuzların etrafında yer alan üçgen savaklar yardımıyla toplanır ve sulamada kullanılacaksa dezenfeksiyon amacıyla hızlı kum filtreleri ve ultraviyole ünitelerine iletilir. Dezenfeksiyon ünitelerinin kullanılmadığı durumda ise arıtılmış atık su debisi ölçüldükten sonra Karasu deresine deşarj edilir. Son çöktürme havuzlarında çöktürülen çamur, geri devir ve fazla çamur terfi merkezine iletilir. Biyolojik arıtma ünitelerindeki mikroorganizma miktarını belirli bir seviyede tutmak amacıyla çamurun bir kısmı pompalar yardımıyla geri devir kanalına terfi ettirilir ve bir boru vasıtasıyla biyofosfor havuzlarının girişine iletilir. Sistemden çekilen fazla çamursa pompalar yardımıyla alınarak susuzlaştırılmak üzere çamur ünitelerine iletilir. Fazla çamur öncelikle oksijenli şartların devamını sağlamak amacıyla membran difüzörler ve çökelmeyi önlemek amacıyla da karıştırıcılarla donatılmış olan çamur dengeleme tanklarına alınır. Çamur dengeleme tanklarından monopomplarla çekilen çamur dekantörlere iletilir. Dekantörler vasıtasıyla susuzlaştırılan çamurun kuru madde içeriğini daha da artırmak amacıyla kireç dozlama üniteleri kullanılmakta ve çevreye zararsız hale getirilen çamur bertaraf edilmektedir. Çamurun susuzlaştırılması sonucunda oluşan süzüntü suları ise geri devir kanalına terfi ettirilmekte ve geri devir çamurlarıyla birlikte biyofosfor havuzlarının girişine verilerek sisteme dahil edilmektedir. İdari binada bulunan kontrol odasında yer alan bilgisayarlarla tesisin her ünitesi ve bu ünitelere ait tüm ekipmanlar otomatik olarak kontrol edilmektedir. Tüm sistemin izlenebilmesini ve gerekli durumlarda müdahale edilebilmesini sağlayan bu bilgisayarlar için özel bir yazılım kullanılmaktadır. İdari binada ayrıca tesisin arıtma performansını takip etmek üzere giriş çıkış, havalandırma havuzları, geri devir ve çamur keki numunelerinin düzenli olarak incelendiği bir de laboratuvar yer almaktadır.